Merhaba, ben Dev Parek. Görüşme için gelmiştim. Bay Parek. Merhaba. Merhaba Bay Sharma. Sizinle yeni projenin finansmanını konuşmak istiyordum. Tabii, buyurun lütfen. Sağ olun. Aferin Manyata. Tuzağıma harika bir şekilde düştün. Kızın da tabii. İkinizin de bu kadar aptal olacağını düşünmezdim. Hey, kes sesini. Sen de onlar gibisin. Çabuk ol. Yavaş yavaş, sessiz ol, sessiz. Ah, saçlarını çeksene yüzünden. Daha düzgün görünürsün. Saçların yüzünü güneşten koruyor, biliyorum. Çünkü yüzüne güneş gelirse güçlerin azalır. Ama şu anda senin güçlerine ihtiyacım yok. Sadece birini kandıracaksın. Hadi çek saçlarını, hadi. Hadi. Ne oldu? Korktun mu? Korkmadım. Ama içim bir fena oldu. Hadi işine bak, hadi. Birini mi kandıracağım? Bunu çok iyi yaparım. Unutma, senin hedefin Brinda. Manyatayı ben oyalarım. Hadi git. Brinda neden hala gelmedi? Bakalım. Olamaz. Telefon kapandı. Hiç sırası değil. Tanrım, ne yapacağım? Sen hiçbir şey yapamazsın. Her şeyi ben yapacağım. Ne yapılması gerektiğini biliyorsun. Her şeyi kendi başına yapacaksın. Ben işaret verince başla, tamam? Git ve Manyata'yı takip et. Hadi. Bugün öleceksin Manyata. Eğer Vishaka birini öldürmek istiyorsa... ondan kurtulamazsın. Brinda, umarım söylediklerimi duymuşsundur. Vishaka'ya asla güvenemezsin. O bizim düşmanımız ve çok tehlikeli. Tanrım lütfen, lütfen kızımı koru. Vishaka'yla konuşmasına izin verme. Ona benimle veya kendisiyle ilgili bir şey söylemesin. Ona benim nerede olduğumu söylemesin. Sakın Vishaka'yla konuşma Brinda. Kaneri Dağ Ormanı. Annem burada olduğunu söylemişti ama... buralarda gözükmüyor. Anne! 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 Beni aradığı numaradan arayayım. Aradığınız numara kapalıdır.
Yok hayır. Anne, biri bana yardım etsin. Annemi nasıl bulacağım burada? Anne! Kusura bakmayın. Oluyor. Hep böyle olur. İnsanın kaybettiği şey hep gözünün önünde oluyor. Ama o aramaya devam ediyor. Anne! Sen de bir şey arıyorsun. Çok çaresizsin. Geçmişteki bir tehlike bugüne gelmiş. Nereden biliyorsunuz? Ben her şeyi bilirim. Ve sana yardım edebilirim. Yok, ben böyle şeylere inanmam. Kusura bakmayın. Söyle, ne diyorsun? Annem, onun upuzun saçları var ve gözleri kahverengi. Üstünde açık renkli bir sarı var. Onu gördünüz mü? Şu tarafta. Annemi o tarafta mı gördünüz? Evet, evet. Git. Orada gördüğünüze emin misiniz? Git, çabuk git. Tamam. Hadi. Görev başlasın. Görev başlasın. Görev başlasın. Bu Mundika'nın işareti. Görev artık başlayabilir. Dev, sen devsin. Hayır, sen Vişakasın. Gücünü kullanarak form değiştirdin. Haklısın. Ama ne yazık ki bunun için sana ödül veremeyeceğim. Çünkü ödülü ben alacağım. Uzun zamandır uğraştığım yılan kristalini alacağım. Senden ve kızından bıktım artık. Bırak beni yoksa! Yoksa ne? Yılan dansı mı yapacaksın? Bence kızın gelene kadar beklemelisin. Çünkü ikili dans daha eğlenceli. Bu arada ben de planımı anlatayım. İster misin? Yılan kristalini alacağım ve onun yanında bir de Kırmızı Tepe'deki mabedin sırrını öğreneceğim. Çünkü bu sır yılan kristalinden daha değerli. Çok yakında ikisi de benim olacak. Çok yakında hem de. Bunu unutma. Böyle bir şey olmayacak. Ne yılan kristalini alabilirsin ne de sırrı öğrenebilirsin. Biraz geç kaldın. Yılan kristalini çoktan buldum bile ben. Yılan kristali gerçek devde. Ve ondan almak hiç zor olmayacak. Çocuk oyuncağı. Çok kolay. Yılan olmaya çalışıyorsun ama maalesef olmuyor. Nayantara'nın ölümüyle her şeyden vazgeçtiğini unuttun. Şekil değiştiren yılanların en önemli gücü kendi iradeleridir kızım. Bugün Nayantara'nın ölümüyle o tüm iradesini yitirdi. Yenilgiyi kabul ettin. Bir yılan tehlikede hissettiğinde veya saldırıya uğradığında mutlaka gerçek formuna döner. O zaman ona saldırdığımda neden o bana saldırmadı? Eğer bugünün geleceğini önceden bilebilseydin, gücünden asla vazgeçmezdin. Öyle değil mi? Doğru söyle.
Şimdi artık sadece yılan kristali sayesinde güçlerini geri kazanabilirsin. Ne oldu? Mabede gitmeyi mi düşünüyordun? Sen artık sadece Tanrı'ya gidebilirsin. Ama o mabede asla ulaşamazsın. Zehri olmayan bir yılan hiçbir işe yaramaz. Kimseye zarar veremezsin. Kendine gel şekil değiştiren yılan. Sinir krizi geçirme. Yürü. Artık sen ve kızın sadece sürüneceksiniz. İkiniz de ayaklarımın dibinde eğileceksiniz. Anne! Anne! İyi misin? Kaç saattir seni arıyorum. Dokunma bana. Sen neden buradasın? Ben seni aramadım ki. Biliyorum. Ama sana yardım etmek için geldim ben. Bana neden yardım edeceksin ki? Sadece ben istediğim zaman edersin. Yardıma ihtiyacım yok. Git buradan. Linda dur. Dur lütfen. Beni dinle. Neden böyle konuşuyorsun? Neden bana böyle şeyler söylüyorsun? Sana yardım etmek için. Senin yardımını istemiyorum. Seninle konuşmak bile istemiyorum. Artık sana hiç güvenmiyorum. Ne sana bir şey söylerim ne de senden bir şey isterim. Hemen git buradan. Tamam. Tamam. Sakin ol. Bana güvenmek zorunda değilsin. Ama sana bir şeyi göstermem gerek. Hiçbir şey görmek istemiyorum. Buradan hemen git. Şuraya git, bak şaka. Lütfen. Plakasını göremiyorum. Ama bu arabayı tanıyorsun öyle değil mi? Dev. Dev'in arabası değil mi? Bilmiyorum Brenda ama sanki dev kötü bir şeyler planlıyor. Bu araba Norman'da ne işi var? Sen onu takip edip mi buraya geldin? Burada olduğunu biliyor muydun? Bir iş için para bulmam lazım. Onu ayarlamaya gidiyorum. Brenda, Dev'in arabası burada. Demek ki o da buralarda. Ona çok dikkat et. Sağ ol. Ama senin yardımını istemiyorum. Ben hallederim. Benim gitmem gerekiyor. Önemli bir işim var. Brenda, bana hiç güvenmiyor. İyi ki Dev'in arabasını buraya getirmişim. Brenda'yı kışkırtmaya devam etmeliyim. Brenda! Sen bana güvenmesen de... ben yine de seninle geleceğim. Ya başın derde girerse? Manyata benim en iyi arkadaşım. Ah! Ah! Senin hakkındaki bütün gerçekleri ve annemin arkadaşı olup olmadığını öğreneceğim. Bu süreçte bana engel olmaya çalışırsan canından olursun. Anladın mı? Brenda ben bitirmedim. Önüme çıkmaya kalkarsan seni öldürürüm. Hem de kendi ellerimle öldürürüm. O yüzden... benden uzak dur. Brenda, Brenda! Bırak beni, bırak! Kes sesini! Anne! Brenda, duydun mu? Kızın... buralarda bir yerde. Ne yazık ki sen duyamıyorsun. Yılan güçlerin çok zayıf. Ama ben her şeyi duyabiliyorum. Brenda geliyor. Kızın geliyor. Yani benim hazırlanmam gerekiyor. Dev. Yine neden devin kılığına girdin? Anladım. Bunların hepsini suçu devin üstüne atmak için yapıyorsun. Onun suçlanmasını istiyorsun değil mi? Düşün manyata. Düşünürken de benimle beraber yürü. Hadi. Gel. Bunların neden yaptığını biliyorum. Bana zarar vereceksin. Hatta belki öldüreceksin. Sonra da Brenda her şeyi Dev'in yaptığını düşünecek.
Ama ben buna izin vermeyeceğim. Brenda, sakın buraya gelme. Vişaka burnu. Sus. Sus diyorum. Boşuna bağırıyorsun çünkü senin kızın tecrübesiz bir yılan. O daha uzaktan gelen sesleri duyabileceğini bile bilmiyor. Şu anda bizi duyuyor olmalıydı. Ama bunu bilmediği için seni duyamaz, anladın mı? Anne, seni duyuyorum. Anne! Ne? Ne? Annenin sesini mi duydun sen? Çok iyi bu. Annem benden uzakta olabilir ama ona ulaşamayacağım kadar uzakta değil. Bak, ses çok yakından geliyor. Büyük ihtimalle şu taraftan. Evet, ama ormanın içinden oraya gitmek için kestirme bir yol var. Daha çabuk gideriz. Hadi gidelim. Yardıma ihtiyacım yok. Annemi kendim arayabilirim. Kestirme yol falan umurumda değil. Ne yaparsan yap, beni istediğin yere götür. Ama kızım Brenda'nın beni bulacağından eminim. Hiç şüphem yok buna, beni anlıyor musun? Biliyorum, o yüzden de yolumuzu değiştirdim. Bizi bulamasın diye. Hadi. Sus! Dinle. Bırak beni. Sus! Çok az kaldı. Kızın buraya gelecek ve ikiniz de öleceksiniz. Lütfen. Lütfen beni bırak. Gideyim. Brenda, beni dinle. Brenda! Arkamdan gelme dedim sana. Beni yalnız bırak. Seni yalnız bırakmayı ben de çok istiyorum, inan. Çünkü üçüncü planımın son bölümüne geldik. Anne! Anne! Oraya bu şekilde ulaşamam. Form değiştirmem gerekli. Kırmızı Tepe'deki mabedin sırrını söyle, yoksa kimse seni benden kurtaramaz. Bunu asla söylemeyeceğim. Söyle, yoksa seni öldürürüm. Bana bak, son defa söylüyorum, konuş yoksa... Yoksa ne? Sana bunu söylemeyeceğim dedim. Artık sana ihtiyacım kalmadı. Duydun mu? Sana ihtiyacım yok. O yüzden ölebilirsin. Hayır! Anne! Artık ölmen gerekiyor.
Brinda'yı kandırmak için yılan kristalini manyatadan almış gibi yapmalıyım. Merak etme. Dev yaptı biliyorum. Seni yılan kristali için öldürdü. Onu asla affetmeyeceğim ama önce seni kurtarmam lazım. Korkma. Bu kan duracak. Ve yara da iyileşecek. Hastaneye gideceğiz. Bu yaralar iyileşecek. Tamamen iyileşecek. İyileşeceksin anne. Anne gözlerini aç lütfen anne. Yalvarıyorum aç. Beni bırakıp gidemezsin anne. Seni çok geç tanıdım. Ve şimdi beni bırakmanın hiç sırası değil. Seni kaybedemem. Buna izin veremem. Anne gözünü aç. Kapama lütfen. Biraz bekle. Anne sakın gözlerini kapatma. Seni hastaneye götüreceğim. Hiç korkma. Hepsi geçecek. İhanet. Brenda. Bu ihanet. Anne her şeyi biliyorum. Dev bana ihanet etti. Onu yaşatmayacağım. Konuşma anne. Çok acı çekiyorsun. Hemen hastaneye gidiyoruz. Aferin. Manyata'nın konuşmasına izin verme. Ağzını bile açmasın ve kimse gerçeği öğrenemesin. Vakit geldi değil mi? Anne, bu ses ne? Üç. İki. Anne!
Anne, gözünü aç. Lütfen. Anne, ben geldim. Anne, sen... Sen şekil değiştiren yılansın. Böyle ölemezsin. Anne, anne, kalkmaya çalış. Güçlerini kullan anne. Anne! Anne! Dev! Dev! Katil! Cani! Annemi öldürdün! Elimden kurtulamazsın. Seni öldüreceğim. Seni tamamen yok edeceğim. Anne! Anne, kızını affet lütfen. Seni koruyamadım anne. Devin niyetini anlamadım. Ona o kadar yakın olmama rağmen bunu yapmak istediğini anlamadım. Anne, bugün evden seni öldürmek ve yılan kristalini almak için çıkmış. Ben bunların hiçbirini göremedim. Anlayamadım. Anne, lütfen beni affet. Yalvarırım, beni affet. Elimden kurtulamazsın Devparek. Annemi öldürerek büyük bir hata yaptın. Bir yılanın annesini öldürerek büyük bir günah işledin. Bağışlanmayacaksın. Bunun için ölüm cezası alacaksın. Öleceksin. Emin ol, intikamımı alacağım. Sen henüz yakınlarından birini kaybetmedin Devparek. Nasıl bir acı olduğunu bilemezsin. Ama çok yakında bunu öğreneceksin. Hem de benim elimden olacak. Seni yok edeceğim. Seni kendi ellerimle öldüreceğim. Yemin ediyorum, öleceksin. Andım olsun, öleceksin. Evet, söz verdiğine göre söylediğini yapacaksın Brinda. Ben de bunu istiyordum. Dev'den nefret etmeni istiyordum. Ondan çok nefret etmelisin. Ondan intikam almaya odaklanacağın için ben de bu durumdan faydalanacağım. Dev'i sinirlendirip yılan kristalini ondan alacağım. Hem de bir an önce. İşte o gün, yılan kristalini eline aldığım gün... O mabedin sırrını da öğrenmiş olacağım. Her şeye aynı anda sahip olacağım gün çok yakın. Devparek! Bak, hava bozuyor. Senin yok oluşuna tanıklık edecek. Çünkü bir yılan ne zaman intikam peşine düşerse düşmanlarını mutlaka yok eder. Senin sonun benim elimden olacak. Sen kül olacaksın. Seni yok edeceğim. Hey, bakın, dev geldi. Ne oldu tatlım? Akash senin bizi buraya çağırdığını söyledi. Her şey yolunda mı? Evet babaanne, haberler iyi. İyi mi? Aman tanrım, yine kim hamile? Ketki. Yenge. Bırak onları. İyi haber nedir? Yeni proje için çok iyi bir yatırımcı buldum. Öyle mi? Harika. Aklınıza. Bir haber. Seninle gurur duyuyorum oğlum. Hem de çok. Bunların hepsi oğlumun ve torunumun başarısı. Biliyordum. İkisinin başlattığı bu işin başarılı olacağını biliyordum. Tabii ki olacak anne. Bravo dev, iyi iş. Tebrik ederim seni. kimin oğlu? Benim. Baba, şu evrakları iyice bir okuyalım. Bir gelsene. Baksana. Ne oldu? Yüzün neden asıldı?
Her şey çok iyi gidiyor. Evet baba, iyi gidiyor. Tabii Brenda ile aramı düzeltmem lazım. Ha, merak etme, her şey yoluna girecek. Evet. Annemin üstüne yemin ediyorum ki seni öldüreceğim dev parek. Günlerin artık sayılı. Yakında sen de yakılacaksın. Ve bu elimden olacak. Çok aptalmışım. Nayantara'yı öldürdüğünü bilmeme rağmen sana bir şans daha verdim. İyi bir insan olduğunu düşündüm. Kafamdakilerin yanlış olduğuna inandım. Temiz bir kalbin olduğunu düşünüyordum ama hayır. Sen insan görünümünde bir şeytansın. Sen bir katilsin. Ve insanlık nedir bilmiyorsun. Seni öldürmeden önce hiç düşünmeyeceğim. Ve sana hiç acımayacağım. Düzelteceğimi söylesem bana güvenecek misin? Dev, Brenda nerede? Evet canım, onun ilk holisi olacak. Bizimle kutlamalı. Ha evet. Anne, Brenda'yı neden soruyorsun ki? Gelmedi çünkü, belli ki bizimle kutlamak istemiyor. Holi Festivali'nde benimle beraber oturacak mısın? Telefonu cevap vermiyor. Brenda'ya telefonla ulaşamıyorum. Ben gidip bakayım ona. Uğurlu saat bitmek üzere. Başlamalıyız artık. Sen başla peder. Kızın umrunda değilse bizim de umrumuzda değil zaten. Bu dua ile Tanrı'dan aileniz için huzur ve bereket diliyorum. Bütün kötü ve kötülüklerin sizden uzak durmasını diliyorum. Bugün annesinin ölümüyle Brenda da öldü. Bu yılan artık sadece şekil değiştiren yılan değil. Savaşçı bir yılan olacak. Evet dev parek. Bütün güçlerimin farkına varıp bütün hepsini öğreneceğim. Bu dünyada benim bilmediğim ve sahip olmadığım hiçbir güç kalmayacak. Dev. Hey, bir şaka. Ne oldu? İyi misin? Brenda. Ne oldu Brenda'ya? Brenda delirdi. Kafayı yedi. Bak. Bu dosya yüzünden benimle kavga etti. Senin imzanı taklit etmiş ve fabrikanın sana ait olan hisselerini satmaya çalışmış. Hazır ol dev pare. Bu yılan sen ve senin gibi insanları
Öldürürken senden daha acımasız olacak. Kızım sen ne diyorsun? Benim Brindam için bunları nasıl söylersin? Benim Brindam öyle biri değil. Anne lütfen, Brindam'ın nasıl biri olduğunu bütün dünya biliyor. Önce bize hamile olduğunu söyledi. Sonra da erkek arkadaşı Racat bebeğin babası olduğunu söyledi. Bunları yapıyorsa imzayı da taklit edebilir. Nerede şimdi? Ona her şeyi unutup eve dönmesini söyledim. Senin onu bir şekilde affedeceğini de söyledim. Ama o kaçtı. Racat'la beraber kaçtı. Dev sustursana şunu. Neler diyor Brinda için? Brinda'ya ne oldu? Ona her şeyi unutup eve dönmesini söyledim. Senin onu bir şekilde affedeceğini de söyledim ona. Ama o kaçtı. Kaçtı mı? Nereye gitti? Nereye ve kiminle gittiğini lütfen sormayın. Gerek yok zaten. Çünkü Racat'la kaçtığını biliyoruz. Saçma. Hepsi saçma. Bu kız yanlış konuşuyor. Dev, sakın bunlara inan. Yeter artık babaanne. Onu korumana emin ol, gerek yok. Bugün onu ne sen koruyacaksın ne de ben. Ama Dev. Lütfen babaanne. Eğer Brinda'ya bir karar vermesini söylemesem, Vişaka'nın söylediklerine asla inanmazdım. Eğer ona Racat'la benim aramda bir seçim yapmasını söylemeseydim, evet, ondan karar vermesini istedim. Beni seçerse bugün burada yanımda olacaktı. Burada olmadığına göre bir karar verdiğini anlamış oluyoruz. Evet babaanne. Brinda torununu terk etti ve Racat'ı seçti. Bu gerçeği kabul etmelisin, çünkü ben ettim bile. Ama kesinlikle geri dönecektir. Çünkü hiç parası yok ve paraya ihtiyacı olacak. Bugünden itibaren Brinda için bu evin kapıları kapalı. Hadi. Hadi anne, hadi. Çok üzgünüm. Olma. Sen hiçbir şey yapmadın. Bütün her şey çocukluk arkadaşım yüzünden oldu. Her şeyi benim karım yaptı. Suçlu olan Brinda. Manyata için çok üzüldüm. Üzülmek için zamanımız yok peder. Üzülmek zayıf insanların işidir ve ben üzülmek için zaman harcamayacağım. Çünkü öyle bir savaş olacak ki ya öldürecek ya da öleceğim. İnsan yapacağı tek bir küçük hata ile her şeyi kaybedebilir. Ama ben o hatayı asla yapmayacağım. Savaşmanın bütün inceliklerini çok iyi öğreneceğim. Duygularımı, aklımı ve beş duyuyu kontrol etmeyi öğreneceğim. Çünkü en güçlü ben olmak istiyorum. En güçlü yılan. Anne. Evet. Yılan olduğunu biliyorum kızım. Öğrenemeyeceğimi mi sandın? Sen benim kızımsın, değil mi? Seninle ilgili her şeyi bilme hakkım var benim. Manyat annenin bilva yapraklarına dokunma dediği günü hatırlıyorsun, öyle değil mi? Sakın dokunma. Onlar bilva yaprakları. Yara yapar, sakın elleme. Ben de babanın tören malzemelerini karıştırdım ve bütün eski kitapları okudum kızım. Ve aradığımı da tam orada buldum. Yılanların bilva yapraklarından uzak durması gerekirmiş. O zaman benim kızımın yılan olduğunu anladım işte. Affet beni anne. İnan bana, ben de yeni öğrendim sayılır. Neden özür diliyorsun? Ha? Yılan olabilirsin ama senin kalbin çok temiz. Sen hep insanlara yardım edersin. Hem de hiç yorulmadan. Asıl bizim özür dilememiz gerek. Çünkü biz sizi çok üzdük ve manyet anneni de senden ayırdık kızım. Bunu yaptık. Kötü olan biziz ve utanmamız gerek. Sen yılansın evet, ama sen çok iyi bir şekil değiştiren yılansın. Hayır. Ağlamamalısın şimdi.
Hatta hiç ağlamamalısın. Daha biraz önce beş duyunu kontrol etmek istediğini söyledin bana. O zaman kontrol etmeli ve güçlü olmalısın kızım. Savaşmalısın. Ağlamayacaksın. Sen benim cesur kızımsın. Ve annen her zaman senin yanında. Kimler sana zarar veriyor kızım? Bunu öğrenmek istiyorum. Kiminle savaşman gerekiyor? Bunu bana hemen söylemelisin kızım. Kim bu insanlar söyle. Parek ailesi. Çok caniler. Hepsi katil. Hepsini öldüreceğim. Hepsini. Peki dev? Devide. O bir katil. Annemi öldürdü. Brinda kaçtı. Tamam ama eğer gidersen geri geleceksin değil mi? Evet. Yaşadıklarımızı unutabilir misin? Vishaka, sen git. Ben kocamla geleceğim. Gerek yok zaten. Çünkü Rajat'la kaçtığını biliyoruz. Bakalım Brinda'nın arkasından ne kadar üzülecek. Hayatına devam edebilecek mi bakalım. Neden Brinda? Neden? Bütün hazırlıklar tamam mı peder? Evet, gel. Hazır mısın Brinda? Bunu yapman lazım. Her şeyi iyice öğrenene kadar çok fazla çalışman gerekecek. Güçlü bir yılan olacaksın sen. Bu kitapların yardımıyla her şeyi iyice öğrendim. Ve bugün hepsini uygulamaya geçireceksin. İçeri geçin. Buraya seni çalıştırmak için geldi hepsi. Şekil değiştiren yılandan güçlü bir yılana dönüşene kadar çalışmaya devam edeceksin. Ama onlar Parek ailesi değiller. O yüzden dikkat edeceksin. Gelin buraya. Ah!
isterim Brinda. Savunman çok iyi. Ama sadece savunma yetmez. Saldırman da gerekir kızım. Saldır Brinda. Saldır onlara. Saldır Brinda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.